San Francisco körfezinde 9 hektarlık bir ada var. İspanyollar zamanında bu adaya La Isla de los Alcatrates, yani pelikanlar ismini vermişler. İsmi adadaki pelikanlardan geliyor. Ada 1848'de Amerika Birleşik Devletleri'nin hakimiyetine geçtiğinde ismi değişti. Artık yeni ismi Alcatraz'dı. Meşhur Alcatraz. Burası belki de dünyanın en tanınmış hapishanesiydi. Yıllar yıllar önce Amerika'nın en azılı suçluları şehirden çok uzaktaki bu katil yuvasına getirilir ve çalıştırılırdı. Makine tüfek Kerry'den Robert Stroh'da, Drak lakaplı ünlü çete lideri Al Capone'dan Frank Morris'e kadar tarihin en ünlü suç makineleri burada yattı. Alcatraz rıhtımına gelen mahkumların düşündüğü ilk şey buradan nasıl kaçabilirim olurdu. Ama eminim biraz sonra bahsedeceğim hapishane şartları hiç de tahmin ettiğiniz gibi çıkmayacaktır. Alcatraz aslında sularla çevrili bir kayaydı. O yüzden takma ismi kaya. Burada bitkiler bile hayatta kalamıyordu. İnsanlar nasıl kalabilirdi? Bu ada sanki hapishane olmak için doğmuştu. İçeride hiçbir güvenlik önlemi olmasına gerek yoktu. Adanın dışındaki büyük beyaz köpek balıkları ve dondurucu soğuklar bile caydırıcılık açısından yeterliydi. Adeta bir dağın tepesinde olan bu hapishane 1850'de askeri bir hapishane olarak inşa edilmişti. Sürekli yeni bölümler eklenerek büyütülen hapishane 1934'te federal hapishaneye dönüştürüldü. Bir süre sonra hapishaneye yeni hükümlüler alınmamaya başladı. Buraya sadece diğer cezaevlerinde kalan en tehlikeli mahkumlar getiriliyordu. Yani burası son duraktı. Amerika'daki en tehlikeli yerdi. Bazı mahkumlar diğerlerinin saygısını kazanmak için Alcatraz'a gelmek istiyorlardı. Burada hayatta kalırsan diğer mahkumların saygısını kazanırdın. Evet, Al Capone, Arthur Barker, makine tüfek George Kelly, kuş adam, Robert Stroh ve Alvin Capris gibi isimlerin hepsi Alcatraz'ın betonlarını tozlarını solmuşlardı. Alcatraz'ın kullanılabilir kapasitesi her biri kendisine özel hücresi olan 330 erkekle sınırlandırılmıştı. Ablo askeri bir hapishane gibiydi. Burada hiçbir mahkum kalmadı. Yalnızca duruşmalarda ya da nakil öncesinde kısa bir süre buraya geldiler. B hücresi yeni mahkumların kaldığı yerdi. B ve C hücresinde 150-250 cm ölçülerinde 336 hücre vardı. D hücresi hücre hapisindeki mahkumlara aitti. Bu yüzden biraz daha büyüktü. Çünkü buradaki mahkumlar 24 saat karanlıkta kalıyorlardı. Alcatraz 1937'de 302 mahkumla tarihindeki en yüksek sayıya ulaşmıştı. Sadece 10 yıl sonra bu sayı 222 idi ve tarihinin en düşük sayısı olmuştu. Burada kuralları çiğnediğinizde aynı Az dizisindeki gibi hücre hapsine gönderiliyordunuz. Hücre hapsinde kalacağınız süre birkaç günden birkaç haftaya kadar çıkabiliyordu. Eski mahkum Jim Cullen hücre hapsi için şu tanımlamayı yapmıştı. Delikteki tek bir gün sonsuzluk gibiydi. Alcatraz'da size sadece 4 hak verilecekti. Giyim, yiyecek, barınma ve tıbbi bakım. Bunun dışındaki her şeyi aynı vahşi doğadaki gibi kazanmak zorundaydınız. Alcatraz'a ayak bastığınızda ilk olarak giyim odasına gönderilecektiniz. Burada soyunup doğru duş yapmaya gideceksiniz. Bu aşamadan sonra damgalanıp cezaevi kıyafetinizi giyeceksiniz. Sonra da doğrudan revire gidip sağlık taramasından geçeceksiniz. Bu tarama özellikle Frenge hastalığıyla ilgiliydi. Malum Frenge'nin uzun yıllar tedavisi bulunamamıştı. Mesela Al Capone'da Frenge ile ilgili semptomlar görüldüğünden tıbbi bakım bölümünde çok fazla zaman geçirmişti. Bunun yanı sıra Alcatraz'da diş ve psikiyatri bölümleri bile vardı. 1950'ye kadar Alcatraz'da görev yapan bir doktor vardı. Ancak bütçe kesintileri sonucunda işinden ayrılmak zorunda kaldı. Alcatraz'daki son yıllarda hep sözleşmeli doktorlar çalıştı. Buranın şartları sandığınızdan çok daha iyiydi. Asıl mesele diğer mahkumlarla iyi anlaşabilmekteydi. Böbrek yetmezliği olan Robert, Alcatraz kuşçusu olarak bilinirdi. Alcatraz'a gelmeden önce kaldığı hapishanede kuş besliyordu. Hücresinde yüzlerce kuş vardı. Ama hücresinde olan tek şey kuş değildi. Gardiyanlar hücrede alkol bulunca onu doğrudan Alcatraz'a gönderdiler. Alcatraz'da Rock Islanders olarak bilinen bir müzik grubu vardı. Bir enstrüman çalabiliyorsanız belki bu gruba girebilirdiniz. Bu grubun üyeleri enstrüman çalma ayrıcalığı kazanan özel mahkumlardan oluşuyordu. Zamanla sayıları arttı. Al Capone bu üyelerden biriydi.
gruba girebilmek için adeta yalvarmış ve sonunda bir sandalye kapmayı başarmıştı. Capone, Alcatraz günlerinde oğluna yazdığı bir mektupta gitar, banjo ve mandol öğrendiğini, 500'den fazla şarkı çalabildiğini yazmıştı. Gardiyanlardan George Gregory grubu şu sözlerle anlatmıştı. Onlar anca 4 veya 5. sınıf bir gruptu ama özgüven kazanma açısından harikalar yaratmışlardı. Mahkumlar ilk zamanlarda istedikleri bir zamanda çalışabiliyorlardı. Ancak 1956'da çıkartılan bir yönetmelikle onlara yalnızca akşam 5.30 ile 7 arasında çalışma hakkı verildi. Bunun dışındaki saatlerde şarkı söylemelerine veya ıslık çalmalarına izin verilmiyordu. En ufak bir kural ihlalinde, mesela izin verilmeyen bir bölümde enstrüman çalındığında hemen el konulur, mahkum hakkında disiplin raporu çıkartılırdı. Alcatraz'daki ufak hücrelerde karyola, lavabo ve tuvalet vardı. Jim Cullen 1942'de Alcatraz'a geldiğinde hücresinde çelik bir yatak, hasır bir şilte ve kirli bir yastık bulmuştu. Alaturka tuvaletin yanında ufak bir lavabo ve içerisinde kırık bir musluk vardı. Lavabonun üstünde bir raf ve duvara monteli açılıp kapanabilen bir masa da çoğu hücrede mevcuttu. Zamanla mahkumlara eşya biriktirme hakkı verildi. Daha önce dışarıdan bir şeyler satın almakları yokken daha sonra ders kitapları, müzik aletleri ve dergi gibi bir takım şeyleri alma izni verildi. Gardiyan George Gregory, mahkum Connery'in hücresini temizlemek için içeriye girdiğinde bir kutu içerisinde mahkumlardan çalınan çoraplarla doldurulmuş bir yastık kılıfı ve bir çift kadın iç çamaşırı olduğunu gördü. İlginçtir, gardiyanın söylediğine göre bu iç çamaşırı müdürün eşine aitti. Alcatraz'daki ilk müdür James Johnston cezaevine sessizlik kuralı getirmişti. Mahkumlar sadece yemek saatlerinde ve boş zamanlarında konuşabiliyorlardı. Mahkumlar bu yasağı hücreler arasında uzanan boruları kullanarak delmeye çalıştılar. Çünkü sessizlik bir insanı delirtebilir, hatta öldürebilirdi. Yasak 1937'ye kadar devam etti ve o yıl bunun çok acımasız bir ceza olduğuna karar verildi ve kaldırıldı. Ama yine de hücre hapsindeki sessizlik kuralı devam etti. Jim Cullen hücre hapsinde geçirdiği 19 günün her biri için 24 saat boyunca tek yoldaşım karanlık ve sessizlikti demişti. Alcatraz'da yemekler mahkumların beklediğinden, onların hak ettiğinden çok daha iyiydi. Sabah 6.45'te kahvaltı, 11.40'da öğle, 4.25'te de akşam yemeği veriliyordu. Alcatraz'daki yemekler federal cezaevi sisteminin sunduğu en iyi servislerden biriydi. Mutfakta çalışan mahkumlar eski aşçılar ya da yemek pişirme alanında deneyimli isimlerdi. Onlar diğer hükümlere yemek yapmayı seviyorlardı. Eski mahkumlardan Brian Conway 1938'de Alcatraz'daki yemekler normal hapishanedekilerden çok daha iyiydi demişti. Akşam yemeğinde et ve fasulye oluyordu. Daha sonra ekmek, kereviz, kahve ve sıcak çay vardı. Yanındaysa biber, domates, elma oluyordu. 1946'da Alcatraz'daki mahkumlara verilen menü listesi şunlardan oluşuyordu. Kahvaltıda haşlanmış meyve, tahıl, süt, ekmek ve kahve. Öğlen yemeğinde çorba, et, sebze, ekmek ve çay. Bazı ek öğle yemeğinde elmalı turta, lahana salatası, koçan mısır ve de hardal ketçap ve sos bile vardı. Alcatraz'daysanız burada zaman geçirmek için yapacağınız en iyi şey çalışmaktır. Mahkumlar çöp yakma, çamaşırhanede çamaşır yıkama, mutfakta yemek yapma ve cezaevini temizleme gibi görevler yapıyorlardı. Genellikle sabah kahvaltısından sonra herkes işinin başına geçerdi. Bu süreçte mahkumlar saatte 5 ile 12 sent arasında bir kazanç sağlıyorlardı. Eğer çamaşırhanede ya da ağaç işleme tesisi gibi işlerde çalışıyorsanız 2 yıl boyunca çalıştığınız her ay için cezanızdan 2 gün indirim yapılırdı. 2 ile 4 yıl süresince çalışıyorsanız bu sayı her ay için 4'e çıkardı. Ve 5 yıl ve daha fazla çalıştıysanız artık her ay için cezanızdan 5 gün eksilirdi. Hafta sonları ve tatillerde çalışmazdınız. Sabahtan öğlen saatine kadar çalışan mahkumlar bir kere dinlenirlerdi. Öğle yemeğinden akşam yemeğine kadar da bir tane kısa molaları vardı. Ardından hücrelerine geçer ve sabaha kadar hücrelerinde kalırlardı. Alcatraz'daki D bloğun içerisinde yaklaşık 10.000 kitap barındıran bir kütüphane vardı. Mahkumlar bu kütüphaneye girmek istiyorlarsa bunu hak etmeliydiler. Ama kitap almak için kütüphaneye gitmenize izin yoktu. Katalogdan bir kitap seçerdiniz ve o kitap hücrenize getirilirdi. Kütüphane bazı mahkumlara çok şey katmıştı. Mesela Alcatraz kurucusu Robert bu kütüphane sayesinde hukuk eğitimi almış ve birkaç dil öğrenmişti. Çoğu mahkum Kaliforniya Üniversitesi'nin sunduğu imkanlar sayesinde kendini geliştirme şansı yakaladı.
Kütüphane ek olarak mahkumlar satranç ve voleybol gibi aktivitelere de sahipti. Gelen ziyaretçilerle konuşabiliyorlardı. 1950'lerde radyoyu kulaklıkla dinleyebiliyor ve hatta cezaevindeki auditoriumda film bile izleyebiliyorlardı. Ayrıcalıklı mahkumlar dışarıda rekreasyon alanlarında zaman geçirebiliyorlardı. Ama bir mahkum tek bir kuralı bile ihlal etse tüm ayrıcalıkları elinden alınıyordu. Mahkumlar için her gün birden fazla kez sayım yapılıyordu. Neredeyse her yarım saatte bir sayım olduğu iddia edilir. Bazı kayıtlar sayımların günde 13 kez yapıldığını gösteriyor. Bu sayımlar kahvaltı için yemekhaneye gitmeden hemen önce başlardı. Kahvaltıdan sonra tekrar yapılır, öğle yemeğinden önce hücrelerine döndüklerinde ve işteyken de sürekli sayım yapılırdı. Dediğim gibi Alcatraz'daki yaşamın büyük bir kısmı hak değil, kazanılmış bir ayrıcalıktı. Mahkumların dışarıdan herhangi birisiyle temasa geçme şansı cezaevi yetkililerinin inisiyatifindeydi. Ve ayda 90 dakika aileleriyle görüşme hakları vardı. Gelen her mektup incelenirdi. Mahkumların sadece akrabalarına gönderebilecekleri, o da haftada 2 sayfaya geçmeyecek şekilde mektup gönderme hakları vardı. Hiçbir mahkum ailesi dışındaki birisine, örneğin sevgilisine mektup yazamazdı. Alcatraz'daki toplam 36 mahkum 14 kez kaçış denemesi yaptı. Sadece bir isim 2 kez kaçmayı denedi. Günün sonunda 23 mahkum yakalandı, 6 mahkum vurularak öldürüldü, 2 tanesi boğuldu ve yalnızca 5 tanesine ne olduğu bilinemedi. Onlar kayıp ve boğuldu olarak kayıtlara geçti. Belki orada olsaydın bu işi sen başarabilirdin. Alcatraz 600 kişilik kapasiteye sahip olsa da hiçbir zaman bu sayıya ulaşılamadı. Zaten tarihi boyunca da 1576 mahkumu ağırladı. Alcatraz'daki müdürler bu evde kalıyorlardı. 1921'de inşa edilen bu evde 18 tane oda vardı ve toplam 4 Alcatraz müdürüne ev sahipliği yaptı. 1950'lerle birlikte Alcatraz'daki şartlar iyileşmişti. Mahkumların inanılmaz ayrıcalıkları vardı. 1959 tarihli bir rapor tesisin Amerika'daki ortalama bir hapishaneden 3 kat daha maliyetli olduğunu yazıyordu. 1962'deki kaçış, Alcatraz'daki yapısal sorunlar ve yüksek maliyet cezaevinin kapatılmasına neden oldu. 21 Mart 1963'te Alcatraz kapandı. Şu an San Francisco'nun en ünlü turistik yerlerinden bir tanesi. 10 sene önceki veriler Alcatraz'ın yılda 1,5 milyon turist ağırladığını gösteriyor. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.